Aksiyon basıncı yüzeydik olan kuvvettir. Olan kuvvettir. Şöyle normal yazalım parantez içinde. Normal vektör diyelim. Ama burada önemli bir şey var ki yüzeye doğrudur. Şimdi incelememizi yapmak için rastgele bir akışkan parçası ele alalım. Rastgele. Bir akışkan parçası diyelim. Akışkan parçacı diyelim. Şu sonsuz küçük seviyelerinde. Böyle bir parça olsun. Burada bir koordinat sistemimiz olsun şu şekilde. Burası ağırlık merkezi olsun. Buna V diyelim. Böyle bir basıncı olsun. Bu parçacığa. Bu doğrultuda. Şu doğrultuda. Böyle bir basınç parçacığımız olsun. Şurada yüzeye normal bir basınç parçacığı çizelim. Şöyle de bir arada tabi koordinat sistemine bir açısı olacak bunun. Basınç olduğu için. Şekilden kaynaklı. Tabi bu açı da burada, buradaki açı eşit olacak. Parçacıklarımızın da parçacığımızın daha doğrusu da uzunluklarını yazarsak şöyle delta daha büyük yazalım. Burası delta z, delta x diyelim. İçeri doğru da şöyle b genişliğimiz olsun. B genişlik yazalım şöyle. İçeriye doğru da bir genişliğimiz olsun. Şimdi bizim ağırlığımızı tanımlarsak böyle ağırlık diyelim. Parçacığımızın ağırlığı dv dersek parçacık olduğu için yoğunluk çarpı yer çekimi g bölü 1 bölü 2 b çarpı delta x delta d hacmi. Şuradan devam edelim. Şimdi kuvvet dengesini yazmamız gerekirse düzeltelim hemen. Sigma fx nedir? Sıfır kuvvet dengesinden. Sigma F Z de yine kuvvet dengesinden problem stabilse sıfırdır. Şimdi buradan kuvvet dengesinden bizim kuvvetleri toplamamız lazım. Fx basıncı çarpı alan. Bu noktadaki alanımız bizimle delta Z çarpı genişlik eşittir ya da bir tarafta yazalım. Eksi normal basıncımız. Yine aynı şekilde yüzey alanı temas ettiği yüzey alanı sin alfa dersek buna delta z çarpı tabi buna delta z demeyeceğiz de bunu da bizim buranın uzunluğunu dememiz lazım. Ona da delta S dersek buradan sin alfa delta S çarpı genişlik B olacak. Bu da tabii kuvvet dengesinden sıfır. Bu bizim birinci denklemimiz. İkinci denklemimizde yine Z eksenindeki kuvvet dengesini yazarsak buradan PZ basıncı çarpı delta X çarpı genişlik ve eksi normal basınç çarpı buradan tabi bu kosayfa olacak. Kosayfa çarpı delta S çarpı B olmuş olacak. Bir de burada tabi ilaveten ağırlığımız var. Yoğunluk çarpı yer çekim ivmesi ve hacmimiz 1 bölü 2 B genişliği çarpı delta X çarpı delta Z kuvvet dengesini yazacağız. Şimdi burada tabi trigonometriden delta z eşittir delta s çarpı sin alfa'ya eşit. Yine aynı şekilde delta x eşittir delta s çarpı cos alfa'ya eşit. Şimdi elimizde bunlar varsa
Şöyle biraz kendimizi yaraşalım yine. Elimizde bunlar varsa denklem 1 için bir için yazalım. Denklem 1 için. Denklem 1'i çözdüğümüzde px p normale eşit olduğunu görüyoruz. Yine denklem 2 için pz pn artı 1 bölü 2 çarpı yoğunluk çarpı yer çekim büyümesi çarpı delta z denkliğini yakalamış oluyoruz. Şimdi burada delta z aslında bizim ilgilendiğimiz parçacık sonsuz küçük dediğimiz için yani çok küçük boyutlar olduğu için delta z sıfıra çok yakın bir değer. Buradan delta z sıfıra çok yakın bir değer olursa biz 2 eşitliğinden de px eşittir pz, bu da eşittir pn'i buluruz. Peki bu ne demek sonuç olarak? Aslında sonuç olarak bu şu demek. Akışkanda basınç doğrultudan bağımsızdır. Doğrultudan bağımsızdır. Önemli sonuç burada elde ettiğimiz önemli sonuç bu.